Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Nilo'ya yapacağız. Nilo benim çok sevdiğim bir karakter. Çok güzel mesajları olan çok tatlı bir çizgi film. Elimden geldiği kadar onun sevimliliğini yansıtmaya çalıştım. Bu şekilde tatlı bir tarif çıktı. Her ikisi aynı ama tek farkı bunun göz bebeğini biraz daha büyük yaptım. Her ikisine bir tarif de gösterdim. Tarifin elimden geldiği kadar kolay olmasına çalıştım. Yani bunları mesela şu an bu ayakkabıları çık. Sanki üzerinde gibi duruyor ama çıkmıyor hiçbirisi. Tek parçada örüyoruz bu şekilde. Yani bunun içi elyaf, tekrar üzerine giydirme yok ama sanki öyleymiş gibi duruyor. Bu şekilde olduğu zaman hem açıkçası bizim için ören için kolay oluyor. Hem de çocuklar çıkartamıyor. Yani onu çıkartıyor, onu çıkartıyor, onu çıkartıyor. Sonra bunlar süpürgenin altına gidiyor, bir şey süpürgenin içine gidiyor, bir şeyler gidiyor ve kayboluyor. Ama bu şekilde yıllar sonra da böyle kalıyor. Bebeğimize hiçbir şey olmuyor. Kullandığım malzemeler içinde elyaf var. Gözden isterseniz vidalı göz kullanabilirsiniz. Başka hiçbir şey yok. Elyaf da ipten ibaret. Seninle ilgili söyleyebileceğim başka yok benim. Örneklerinizi YouTube kanalıma önererek paylaşırsanız bana da küçük bir katkıda bulunmuş olursunuz. Instagram hesabım Sonay Dünyası. Beni oradan da takip edip bana ördeklerinizi gönderebilirsiniz. Örmemi istediğiniz her şeyi yorumlara yazabilirsiniz. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Önce malzeme listesine, sonra yapımına geçelim. Önce malzeme listesine geçelim. Nilo'yamız için çok az bir beyaz ip yeterli olacaktır. Sadece üstündeki çiçeklere, bir de gözlerini kullanıyoruz. Sarı ipimiz var. Bunun için de bu yeterli olacaktır. Çok az. Pembe ipimiz var. Bu şekilde. Mavi ve ten rengimiz var. Bunların numaralarını açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Bir de kahverengi ipimiz var. Kahverengiyle de saçını yaptım. Onun dışında tamam, örgü dilerseniz gözüne keçe kullanabilirsiniz. Ya da böyle, ya da gözüne vidalı göz kullanabilirsiniz. Bunun için 10 milim ya da 12 milim. Aslında bunun çapını biraz daha büyük olabilir. Nileo'nun gözü bundan bir tık daha büyük. Yani bir tık daha büyük bir çapta bir göz, vidalı gözde kullanabilirsiniz. 12 milim olabilir diye düşünüyorum. Ya da 10 milim. Bu 10 milimdir. Bence 12 milim de olur buna. Bu şekilde kurdali kullandım. Açıkçası elimde bu vardı. Normal pembe şerit de olur. Ya da bu kullandığımız ipi sadece trabzan ya da sık iğne yaparak şerit örerek onu da kurdali yapabilirsiniz. Siz bilirsiniz. Diğer şeritten aslında aramıştım. Elimde o an bu vardı. Baktım bunun tam tonlarındaydı. O yüzden ben bununla yaptım. Ama normal şerit de güzel olacaktır diye düşünüyorum. Bunun dışında içine boncuk elyaf kullandım. Başka hiçbir şey yok. Tel falan yok. Böyle çok kolay bir bebek. Şimdi yapımına başlayalım. Önce ellerini yapacağız. Elleri hazırlayacağız. Sonra bacaklarını örerken ellerini birleştirip kafadan çıkacak tek parçada öreceğiz. O yüzden şimdi bebeğimize başlarken önce ellerinden başlıyoruz. Ben bir tanesini yaptım. Diğerini birlikte yapalım. Eli için çok detay vermeden bu şekilde böyle kolay bir el yaptım. Ve bence gayet güzel. Hızlıca yapabilirsiniz bunu. Sihirli halkamızı yapıyoruz. Yani şu şekilde tığımızı içine batırıp bir tane zincir, içine 6 tane sık iğne. Bu şekilde. Bir, halkamı bozmadan. 2, 3, 4, 5 ve 6. Sonra bu tuttuğum ipimi çekiyorum. Şöyle elimizle biraz yuvarlaklaştıralım. Başladığım sık iğnenin üzerine batıp iplik kaydırma, yani bunun içinden geçiriyorum. İlk sıramızın sonu 6 tane sık iğne. İkinci sırada 1 artır 1 ör, 1 artır 1 ör yapacağız. Toplam 3 artırma. İkinci sıranın sonunda 9 tane sık iğne. Birleştirdiğime değil, hemen yanındaki sık iğneye batıyorum. Birinci artırmamı yapıyorum. Yani artırma bir sık iğnenin üzerine iki tane sık iğne yapmak. Birinciyi yaptım. Hemen aynı deliğe ikinciyi batıyorum. Yani burada birinci artırmamı yaptım. Şimdi buraya başladığımız yere şöyle küçük bir ipliğimizi takalım.
Sizin için de, benim için de belli olsun. Şöyle yapmaya çalıştım ama herhalde aynı yerden çıkacak. Şöyle dursun. Birinci artırmamı yaptım. Sonra sıradaki sık iğneye geçiyorum. Buraya bir tane sık iğne. Biz artırma bir sık iğne. Bir artırma bir sık iğne. Toplam 3 artırma 9 tane sık iğne. Şimdi buraya artırma yapacağım. Birinciyi battım. Aynı deliğe ikinciyi batıyorum. İkinci artırmamı yaptım. Sonra bir tane sık iğne yapıyorum sıradakine. Sonrakine yine artırma yapıyorum. Üçüncü artırmamı yaptım. Bir tane sık iğne ördüğümde sıra sonuna geliyorum. Etrafımın sayısı 9 tane. Üçüncü sırayı da 9 tane olarak örelim. 1 2 3 4 5 Sıramızın bittiği yer belli. 6 7 8 ve 9. Bu tam 9. sıra. 9 tane yaptım. Hemen sonraki sık iğneye bir sık iğnenin üzerine 3 tane sık iğne yapacağız. 1 aynı deliğe bir tane daha batıyorum. 2 aynı deliğe bir tane daha batıyorum. 3. Şimdi aslında şey oldu, bakın başladığımız yerin üstündeyiz ve 3. sıranın sonunda 11 tane sık iğne oldu. 3. sıranın sonunda bir deliğe 3 tane battık, şu an 11 tane sık iğne. 4. sırayı da 11 tane olarak örelim. 5. sıra şu 3 tane artırma yaptığımız, yani bunun olduğu yere kadar örelim. Sonra buradan eksiltme yapacağız. Parmak için şu. Şimdi artırmayı buradan yaptık. Ve bu el şekli vermeye çalıştım. Şimdi bu parmak üzerinden eksiltme yapacağız. Bu ördüğüm yere kadar dümdüz örelim. 11 taneydi. 5. sıranın sonunda 9 tane kalacak tekrar. Sıra sonuna bakın. Buraya geldiğim zaman, bunun üzerine geldiğim zaman sıra sonuna gelmiş olurum. Tam üzerinde değilim. 1, 2, 3. Bu üçünden eksiltme yapacağım. Şöyle yapabilirsiniz. Ya hiç fark etmez. Mesela şunu, bunu yerine atıyorum. Bakın şu 3 tane batmıştım ya, onun tam tepesinden baz alarak buradan, ya bu olmaz, atıyorum bu olur, çok bir şey fark etmez. Sadece şuradan şu el formunu vermeye çalışacağım. O yüzden artırma yaptım üzerinden. 1 2 3 10 üzerindeki sık iğne, birer tane de yanlarındaki üçünü birlikte alacağım. Alırken şu başak gibi olanların benden taraflarını 1 2 3 üçünü birlikte şöyle sıkalım, elimizle çekelim. Sonra sıradaki sık iğnem, batıyorum ve baktım. Şu an 3, 4, 5, 5. sıranın sonundayım. Etrafının sayısı 9 tane kaldı. 11'di. 2, 3, üçlü aldığımız için eksiltmeyi, 9 tane kaldı. Şimdi buraya kadar öreceğiz. Son bunun üzerinde eksiltme yaptığımız üzerine bir eksiltme daha yapacağız. 8 tane kalacak. Sonra elimizin istediğimiz çevresine ulaşmış olacağız. Şimdi tekrar bu eksiltme yaptığım yere kadar tekrar örelim. Ve şu an ben 6. sıradayım. 6. sıranın sonunda etrafın sayısı 8 tane sık iğne kalacak. Demek istediğim buydu. Bakın üzerine geldim. Onun şu parmak formu verdiğimiz yerin bununla bunu alacağım. Ya da bununla bunu, çok fark etmez. Yani orada sadece şuradaki şu eğimi yakalamak istiyorum. Tam bunun üzerinden eksiltme yapacağım.
ve 8 tane kalacak. Eksiltmeyi yine gizli eksiltme yapacağım. Yani bu başak gibi olanların benden taraflarını bu defa 2 tane alacağız. Normal eksiltmemiz. Biraz önce birden bükülmesi için 3'ünü birden almıştım ama normal eksiltme dediğimiz şey şu şekilde. Bu başak gibi olanların benden taraflarını bakın ikisinin de benden yani FLO'larını şu bu bunların sadece benden taraflarını aldım. 1 2 birlikte çekiyorum. Sıradaki sık iğnemi batıyorum. Şu an etrafının sayısı 8 tane sık iğne kaldı. Şimdi artık şu ipimi içine sokarsam tamam şöyle daha hem güzel görünür. Artık artırma eksiltme yapmadan dönerek öreceğiz. 14. sıranın sonuna kadar bu şekilde. Şu an bakın şurada birinci sıramızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. sıramızı yaptık. 14. sıranın sonuna kadar dönerek örelim. Şimdi ben sıramın sonuna geldim. Bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14. 14. sıramın tam hizasına geldiğimde sonundayım. Şimdi yanındaki sık iğneye batıp iplik kaydırma yapıyorum. Bunun içinden geçiriyorum. 2 tane zincir. 1, 2. Sonra bunu şöyle yapalım. Çıkartalım. Elimizin alt formu hazır. Şimdi kıyafetinin bu kısmını yapacağız. 15 tane zincir çekelim. Çok sık çekmeyin. 3, 4, bakın rahat çekelim. 5, 6, 7, 8. Başladım. 15 tane zincir çekiyorum. Başladım sık iğne. Sık iğne diyorum zincirin üzerine batıp iplik kaydırma yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Şimdi üzerine sık iğne yapacağız. Bu birleştirdiğimin üzerine batarak başlıyorum. 1 2 Ben örerken bunu da içine öreceğim. Her zincire bir tane sık iğne. 3 4 5 14 ve 15. 15 tane sık iğne yaptım. Başladım. Sık iğnenin üzerine batıp iplik kaydırma yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bu şekilde oldu. Şimdi elimizi buna geçirelim. Kıyafetinin büyük elin bu şekilde olmasını istedim. O yüzden dar yapmadım. Böyle üzerine giyilmiş tişört gibi. Hani biraz daha bununki gibi böyle üzerine örülmüş direkt gibi durmasın da hani giydirmiş gibi durması için bu şekilde bir form verdim. O yüzden büyük yaptım. Şimdi bir tane buradaki alıyoruz. Bir tane bundan ama bunu alırken bu başak gibi olanların sadece tek kanatlarını alıyorum. Ve bunun etrafı 8 tane, sarının etrafı 15 tane. 2 sarı, 1 beyaz. 2 sarı, 1 beyaz yapacağız. Sonra bir sarı, bir beyaz olacak. Bir tanesi tek olacak. Önemli değil. Birazdan daha iyi anlaşılacak. Şimdi bir tane sarıya, bir tane beyazı alıyorum. Sık iğnemi yaptım. Sıradaki sarı sık iğneye geçiyorum. Yine aynı beyaza bakın. Sonra bir tane sarıdan alıyorum. Bir tane şu başak gibi olanların bakın benden tarafı. Neden hepsini almıyoruz? Bu defa çökük olur orası. Ama ben şu bileşim yerinin düz olmasını istiyorum. Belli olmasın. Bileşimi yaptırdığınız yerin bu şekilde. O yüzden bu şekilde yapıyorum. Bir tane sarıdan bu bir tane bundan alacağım. Ten renginden bakın böyle. Sonra sıradaki sarıya geçiyorum.
Aynı ten rengi. İki sarı tek ten rengi, iki sarı tek ten rengi şeklinde. Şimdi yine sıradakine geçtim. Birinci sarımı aldım. İkinci sarıyla birinci ten rengi. Bir bundan, bir bundan. Bakalım böyle belli olmuyor. Hem de gayet güzel birleşiyor. Ben böyle pratik çözümleri, üzerine kıyafet giydirmeden bu şekilde çözümleri daha çok seviyorum. Hem güzel olsun, hem çok zaman almasın. Yani öyle seviyorum. Böyle baştan sanma yapmayı da sevmiyorum. Hani örüp o yüzden hem güzel olması için de hem çok uğraşıyorum, hem de pratik olmasını çok seviyorum. Bir bundan, bir bundan ve sıramın sonuna geldim. Başladığım sık iğnenin üzerine batıp iplik kaydırma yapıyorum. Bir tane zincir çekelim. Şimdi 15 tane 3. sırımızı da 15 tane olarak örelim. Sıra sonuna kadar. Ve sıra sonuna geldim. Başladığım sık iğnenin üzerine batıp iplik kaydırma, iki tane zincir çekelim. Bunu yine şu içten alarak bunu buraya düğümle yapalım. Sonra ipimizi içine verelim. Bu arada ben içine azıcık elyaf koyacaktım. Hala koyabiliriz çünkü deliğimiz var. Ama şunu yapmadan biraz biraz yapsak olabilirdi. De yine de tığınızın arkasıyla yapabilirsiniz. Ben şuna da koymadım. Onu unutmadım. Onu unuttum. Bunu unutmayayım dedim. Bunu da unuttum. Ama şu şekilde yapıyorum. Bakın ben. Bak, böyle ince bir şeyiniz varsa makasınız ya da tığınızın arkasıyla gayet bakın pratik bir şekilde. Çok az, çok elyaf olmasın. Zaten böyle örgülerin arasından taşan elyafları da sevmiyorum. Şöyle. Biraz şu ileri daha iteceğim. Dikkatli olmak lazım. Örgümüzü kesmemek lazım. Cımbasılı falan da olabilir. Bakın gayet güzel oldu. Şimdi ellerimizi yaptık. Ayaklarımıza geçelim. Ben bir tanesini yaptım. Diğerini birlikte yapalım. Bunun için 7 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son çektiğim zincire değil, ondan bir önceki zincire sık iğne yapıyorum. Batıp birinci sık iğnem, bir sonraki zincire geçiyorum. Yine sık iğne yapıyorum. 2 tane sık iğne yaptım. Sonraki, pardon, bir tane daha yapacağım. 3 tane sık iğne olacak. 3 tane sık iğne yaptım bir sonraki zincire. Sonraki 2 tane zincire çakma sık iğne yapacağım. Yani tığım başını doluyorum. Hepsini birlikte çekiyorum. Çakma sık iğne yaptım. Tığım başını doluyorum. Bir sonraki zincire çakma sık iğne yaptım. Şimdi son bir tane zincirimiz kaldı. Aynı deliğin içine 6 tane çakma sık iğne yapacağız. Tığım başını doluyorum. 1 2 Hepsini aynı deliğe batacağım. 3 4 5 6 ve 7. Çakma sık iğnelerin karşısına çakma sık iğne, sık iğnelerin karşısına sık iğne yapacağız. Geri dönüyorum ve tabanımızı oluşturuyoruz. Bakın, şimdi şurayı yaptım. Tığım başımı doluyorum.
Giderken zincirin bir kanadını almıştım. Dönüşte de bu diğer kalan kanatlarını alacağım zincirin. Sıradaki sık iğnemi zincire batıyorum. Çakma sık iğnemi yapıyorum. Birinci çakma sık iğnemi yaptım. Tığın başını doluyorum. Bir sonraki çakma sık iğnenin karşısına çakma sık iğne yaptım. Şimdi iki tane sık iğne yapacağım. Bir sonraki zincire birinci sık iğnemi yaptım. Sonraki zincire başka diğer zincire geçiyorum. İkinci sık iğnemi yaptım. Son kalan sık iğnenin içine 3 tane sık iğne yapıyoruz. Buradaki son kalan zincirin içine 3 tane sık iğne yapıyoruz. 1 aynı zincire tekrar batıyorum. 2 aynısına tekrar batıyorum. 3. Başladığım sık iğnenin üzerine batıp iplik kaydırma yapıyorum ve tabanımızı oluşturduk. 7 zincir. Bakın sık iğne yaptık. Sonra çakma sık iğneyle dönerek tekrar buraya geldik. Birinci sıramızın sonu 18 tane ilmek olarak sayalım. Yani sık iğneleyebiliriz hepsine. 18 tane birinci sıramızın sonu. Şimdi bir tane zincir çekelim. Birleştirdiğimin hemen dibinden batıyorum. 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne yaptım. Şimdi 5 tane de artırma yapacağım. Artırma bir sık iğnenin içine 2 tane sık iğne. Birinci artırmamı yapıyorum. Aynı deliğe tekrardan batıyorum. 2 tane sık iğne yaptım. Sonrakine yine 2 tane sık iğne. Aynı sık iğnenin üzerine. İkinci artırmamı yaptım. Üçüncü artırmamı yaptım. Dördüncü. Ve beşinci. Şimdi 6 tane sık iğne yapacağız. 1 2 3 4 5 6 Şimdi 2 tane artırma yapacağız. Birinci artırmamı yapıyorum. İkinci artırmamı yapıyorum. Başladığım sık iğnenin üzerine batıp iplik kaydırma yapıyorum. Ve ikinci sıranın sonu 26 tane sık iğne. Şimdi üçüncü sıradan altıncı sıranın sonuna kadar artırma eksiltme yapmadan 26 tane örelim. Toplamda 4 sıra boyunca bu da bizim şu kısmı oluşturacak. Bu kısmı oluşturacak. Artırma eksiltme yapmadan dönerek örüyoruz. Birleştirdik ya. Bunun hemen yanındaki sık iğneye batıyorum. Zincir çekmeyelim. Yanındaki sık iğneye batıyorum. Bu şekilde dönerek örelim. İsterseniz şu ilk başladığımız yere şöyle küçük bir ipliğimizi takalım. Sıra sonumuz belli olsun. Şimdi artırma eksiltme yapmadan dönerek örelim. 6. sıranın sonuna kadar. 6. sıranın sonundayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi arka tarafın bakın şu hizası, orta hizasının tam arkasındayım. Burayı yaptım. Hatta şu ipimizi oraya takalım. Şimdi ön için artık eksiltme yapacağız. Bunun için 6 tane sık iğne yapalım. 1 2 3 4 5 6 Katladım. En arkadan 1 2 3 4 5 6 Şunu da sayabilirsiniz. Ya bir ön bir arka hiç fark etmez. Sadece şöyle katladığımızda oradan beri sayalım. 6 tane sık iğne yaptım. 7 tane eksiltme yapacağım. Eksiltmeyi gizli eksiltme yapacağım. Bu başak gibi olanların benden tarafları. Bakın. Birinci eksiltmemi yaptım. Şöyle. İkinci eksiltmemi yaptım. 3 4 5
6 ve 7. Sonra sıra sonuna kadar sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane sık iğne yaptım. En arkaya geldim. Şimdi 8. sıradayız. 2, 4, 6, 7, 8. 4 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4. 5 tane eksiltme yapıyorum. Yine gizli eksiltme. Bunların yine benden tarafları. Birinci eksiltmemi yaptım. İkinci eksiltmemi yaptım. Üçüncü eksiltmemi yaptım. Ve dördüncü eksiltmemi. Dört, beşinci eksiltmemi. Dördüncüyü yaptım ve beşinci eksiltmemi yaptım. Beş tane eksiltme. Sonra beş tane sık iğne yapıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş. 8. sıramızın sonuna geldik. Etrafın sayısı 13 tane sık iğne kaldı. 9. sayıda 13 tane öreceğiz ama FLO olarak. Yani bu başak gibi olanların sadece dışarı bakan yüzleri. Benden taraftakilerini alacağız. Sonrakinde de içten ördüğümüz zaman bakın böyle sanki ayakkabının içindeymiş hissiyatı vermek için bunu yapacağız. Son 9. sıramızda FLO yapacağız. Bakın bu başak gibi olanların bunlarını alıyorum. Sıra sonuna kadar böyle. Sadece bunlarla. Bir sonraki sırada bu içteki kalan bunları öreceğiz. Bu şekilde ayakkabının içindeymiş hissiyatı olacak. Sanki üzerine giydirmiş gibi duracak. Sıramın sonuna geldim. İplik kaydırma. 2 tane zincir çekelim. Yine bunun içine düğüm yapalım. Çorabımız için mavi rengimizi aldık. İlmek oluşturuyorum. Bu içteki sık iğnelerden örerek başlayacağız. Bakın şu bıraktıklarımızı alıyoruz. İçindeki. İki, üç, dört, beş. Fazla ilmek yanlışlıkla almayalım diye içteyiz ya. Ben sayıyorum. 13 tane olacak. 13 tane ilmeğim vardı. Şimdi sıra sonuna kadar yapalım. Bu şekilde. Şimdi 12 olmuş. Şunu da delik olmasın. Bununla şuradan bir şey de alayım. Şöyle ikisine bir ilmek olarak. 13. de bu şekilde yaptım. Arada delik olmasın diye. Sonra sıradaki sık iğneye geçiyorum. İlk başladığım sık iğnenin üzerine batıp bu şekilde devam ediyorum. 13 tane olacak. Şimdi dönerek örelim. 5 sıra boyunca 1, 2, 3, 4, 5. 5. sıramın sonunda kopartıp ten rengine geçeceğiz. Sıra sonuna geldim. Başladığımın hizasındayım. Sıradaki sık iğneme batıp iplik kaydırmam. 2 tane zincir çekiyorum.
Aynı şekilde ten renginden ilmek oluşturuyoruz. Bu defa normal üstünden batalım. Ben bunda da o şekilde yaptım. Üç tane sonuna kadar örelim. 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 ve 13. Bunun üzerine batalım. Birazcık sıkı batayım, arada delik olmasın. Sonra devam edelim. Bu şekilde ten rengini 7 sıra boyunca örelim. 13 tık iğne etrafının sayısı. 7 sıra boyunca örelim. Sonra da ipimizi kopartalım. Ve bu partımızın da sonuna geldik. İlkini yapın ayağının. Bunu kopartın. İkincisini yaptığınızda ipini kopartmayın. Çünkü aynı iple koparmadan gövdeye devam edeceğiz. Ve ikinci partımızda gövdesini yapacağız. Kol birleştirmesini ve kafa sonuna kadar bu kısımda elbisesini burayı tek parçada öreceğiz. Şimdi bu partımızın sonuna geldik. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Yeni partımıza geçelim. Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Nilo'ya yapacağız. Nilo benim çok sevdiğim bir karakter. Çok güzel mesajları olan çok tatlı bir çizgi film. Elimden geldiği kadar onun sevimliliğini yansıtmaya çalıştım. Böyle dikişsiz tek parçada hazırladım. Şöyle ki üzerine çiçekleri tabii ki dikiş ama ayakkabıdan tepeye kadar dikişsiz. Bu kıyafetleri sanki üzerine giydirmiş gibi görünüyor ama öyle değil. Böyle olmasa hem bizim için öğren için pratik hem de açıkçası çocuklar sağa sola atıyorlar ve süpürge çekiyor, bir şey oluyor, kayboluyor zaman içerisinde ama bu şekilde hiçbir şey olmuyor. Yıllar geçse de bebeğimiz bu şekilde kalıyor. Saçını bir tek sonradan üzerine böyle örüp dikiyoruz. Onun dışında gözlerini isterseniz vidalı göz kullanabilirsiniz. Ya da keçeden yapabilirsiniz. Nasıl isterseniz, burası size kalmış. Sadece ip ve lafta oluşuyor dediğim gibi. Seninle ilgili söyleyebileceğim. Başka bir şey yok. Örgütlerinizi YouTube kanalıma önererek paylaşırsanız bana da katkıda bulunmuş olursunuz. Instagram hesabım Son Oyun Dünyası. Beni oradan da takip edip bana örgütlerinizi gönderebilirsiniz. Örmemi istediğiniz her şeyi yorumlara yazabilirsiniz. Tariflerimin hepsini ben kendim çıkartıyorum. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Önce malzeme listesine, sonra yapımına geçelim.